Hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim güzel ülkemizde yok yok. Şimdi de fidancılığı öğrenmeye geldik. Sakarya'dan sesleniyoruz sizlere. Arifiye fidancılıktayız ve yanımızda Erol Bey var. Merhabalar Erol Bey. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak size hemen şu soruyu sormak istiyorum. Bitki üretmenin, yetiştirmenin, çevreyi güzelleştirmenin önemi nedir? Önemi ziyadesiyle çok önemlidir. Eğer bu topraklara var olacaksak çevreye sahip çıkmamız lazım, toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Bitkileri üretip bu topraklara ekerek havayı ve iklimi değiştirmemiz lazım. En önemli etkenlerden bir tanesi ülkemizde bitki üretimi ve bu ürünlerin ihtiyaç olan bölgelerde ekilerek oranın iklimini değiştirmede en önemli faktörlerden bir tanesidir. Arifiye fidancılıkta neler yapıyorsunuz efendim? Detaylı öğrenebilir miyiz? Arifiye fidancılıkta bir tohumu ve aşılı bir fideyi fidan haline getirerek bunu ihtiyaç sahibi kişilere ve kuruluşlara satmaktayız. Bunun için bizim zamana ihtiyacımız var. Bir bitkiyi bugün ektiğimizde 5 sene sonra, 7 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra söküp satıyoruz. Çünkü insanlar artık ufak fideler istemiyor. Büyük bitkiler istiyorlar. Anında görüntü istiyorlar ve bakımı da, çünkü büyük bitkinin bakımı daha kolaydır. Ekildiği yerde çabuk adaptasyon sağlar, çabuk görüntü verir. Onun için bizim amacımız 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık bitkiler üretmek. Bunun için de bizim özellikle araziye ihtiyacımız var. Geniş arazilere ihtiyacımız var. Bizim sadece devletten de isteğimiz şudur ki, devletin elindeki atıl durumdaki arazilerin üretim yapmak isteyen fidancılara uzun vadeli kiraya verilmesi lazımdır. Ancak biz bunu bu şekilde ilerletebiliriz.